Sesini duyayım hoca. Ses. Deneme 1-2. Ki hocam sen konuş, alem dinlesin, söylediklerinden nükte çıkarsınlar, nüktelensinler, ders alsınlar, feyiz alsınlar. Hazır mısın? Abi işaret verince başlıyorsun. Çöpün biraz daha gel şöyle. Dur. Kıpırdama. Hazır. Buyurun. Ma. Birazdan küçük suyunu vereyim bunları ya. Bir de şurada sudan aldığını görmem lazım. Yani bunları da önce göreyim de ondan sonra. Hazır mısın? Hazırım. Gençlik yıllarım demişken, o yıllarda şimdi aklıma gelen bir hatıram var. Durun size anlatayım, siz de dinleyin. Evet sevgili torunlarım, şimdi koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması... Merhabalar efendim. Dediler ki hocam sen konuş, alem dinlesin, söylediklerinden nüktelensin, ders çıkarsın, feyiz çıkarsın. Biz de dedik ki eyvallah, alemi topladık, gelin hele iki kelam edelim. Ufacık turnam kon, evle kestim kon, sarı küzü kestim kan, bir de bizim babalara kon. Gençliğim bu sokaklarda geçti. Bu nadide sokaklarda, bu evde büyüdüm. Ve buradaki sekke ve zaviyelerde de eğitimimi aldım. Burası da Akşehir'imin yaz sıcaklarında serinlemek için en güzel yerlerinden birisi. Hıdırlığın yamacında İbre Çeşmesi. Gelin kana kana suyunuzu için. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Daha dün gibi aynı tadı duruyor. Gençlik yıllarım dedim de, o yıllara ait bir anım aklıma geldi. Durun size anlatayım, siz de dinleyin. Yine bir gün Akşehir'in güzide mekanlarından, Hıdırlık'ta, Çınar Altı'nda bir
hengamedir kopuyor. Hemen geldim baktım, bir tarafta sepetçinin Hüseyin, bir tarafta demircinin Ali. Yanlarında da benim torunlar kısır kısır gülüyor. Hemen yanlarına gittim. Ne oluyor ağalar? Ne bu bağırış dedim. Sepetçinin Hüseyin dedi ki, hocam şu çınara çıplak ayakla çıkarım diyorum. Demircinin Ali inanmıyor bana. Niye inanmıyorsun ha? İnanmıyorsanız ben çıkayım dedim. Hemen çarıklarımı aldım, kuşağımın arasına koydum. Tam çıkacağım. Sepetçinin Hüseyin hemen tuttu. Hocam, çarıklarını niye çıkarttın? Baktım ki bana bir oyun oynayacaklar. Hemen anladım. O zaman dedim ki, ağaçtan öte yol gider. Eğer yol olursa çıplak ayakla gitmeyeyim dedim torunum. Evet sevgili torunlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine 20 yaş altı torunlarım sokağa çıkmanız kısıtlanmıştır. Öncelikle sözüm sizedir, dinleyin. İnsan ömrü beklemekle geçiyor. Anne doğumu, baba doğacak olan çocuğunu, sofra yemeği, hayatta ölümü bekliyor. Bizler de evimizde kalarak güzel bir dünya, temiz bir Akşehir'in geldiği günleri evimizde bekleyeceğiz. Onun için evde kal Akşehir, evde kal Türkiye. Ha, unutmadan 20 yaş üstü torunları, siz de dışarı çıkarken maskenizi takmayı unutmayın. Hadi sağlıcakla kalın.